dedik ya, Somali'ye var. Bir de Sudan'a var. Siz gördünüz mü? Sudan'dan 2 milyon adet yumurta alacakmışız. Ülkede tavuk eksiği mi var? Yumurta eksiği mi var? Delireceğim ben ya. Yani hatta bu az olmuş. Bunun yanına 5 milyon adet de kalıp peynir alsaydık. Sudan nedir ya? Sudan ya, 2 milyon adet yumurta Sudan'dan Türkiye'ye niye gelir? Nasıl gelir? Kim kazanıyor burada? Ya burada birileri... Çünkü tavukları kesime gönderdik. Çünkü beyaz etçilerin fiyatlarını kamu belirliyor. Enflasyon yüzünden sen bunu 65 liradan daha ucuza, daha pahalı satamazsın marketlere dönüyor. Marketler de diyor ben bunu 140 liradan aşağı sattırırsam zaten marketi kapatacağım diyor. Onların sıkıştığı noktada tavuklar kesime gitti. Biz de yumurtasız kaldık. Yumurta niye önemli biliyor musun? Yumurta evrendeki bütün gıdalar içerisinde hem tam besinlerden biri sayılıyor. Türkiye için de en ucuz protein kaynağı. Onu da Sudan'dan Üretiyorduk ama Mudurnu'da, Afyon'da ben gittim çektim yerinde, yani hem acayip. de nasıl hem de nasıl. Yani açıkçası dünyanın çok önemli üreticilerinden birindeydik ama bu kuzumuzu da elimizden gidiyor. Neden? Çünkü sen tavuk üreticisi, ey tavuk üreticisi, tıpkı süt üreticisi nasıl ki hayvanları kesime gönderdik. Ya Avrupa'nın en fazla beyaz büyükbaş ve küçükbaş hayvanı bizde, açlık da bizde. Darı ambarı üzerinde açlık çeken tavuklara dönmemizin sebebi yanlış politikalar. Tarım Bakanlığı diye bir kurumumuz var. Ve ithalat kamçısıyla güya fiyatları indirecek. Ne oluyor biliyor musun ithalat kamçısıyla? Üretici ölürken ithalat kamçısı, ithalat ithalatçıların cebine para aktarıyorsun. Yani fon transferi haline gelmiş. Şimdi neresinden tutarsan elinde kalan bu yapı içerisinde galiba benim gördüğüm şu. Bunu çözenler var. Başaran ülkeler var. Örnek de alınabilir ama galiba denenecek bütün yanlışları denedikten sonra biz doğruyu bulmak gibi bir tuhaf bir alışkanlığımız var. Herhalde bundan kurtulmak durumundayız. O zaman da çiftçi bulabilecek miyiz bilmiyorum. 2 sene önce Etiketin Hikayesi diye 7 bölümlük bir tarım belgeseli çektim. Bütün Anadolu'yu dolaştım. Bu tavuk şirketlerini, yumurta şirketlerini gördüğümde şok olmuştum. Afyon'daki üretici diyordu ki Irak'a kamyonla ürün gönderiyorduk. O kadar önemli bir pazar lideriydik ki. Yani buraya nasıl geliyorlar ben dehşet içindeyim. Sadece yumurta da değil. Bu ürün neler alıyormuşuz? 3600 kilometre uzaklıktaki Sudan'dan 2 milyon yumurta. 50 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan, 8 bin ton et, 2 bin ton tereyağı, 500 ton bal, 1000 ton sarımsak, 2 bin ton üzüm, üzüm ya, üzüm, üzüm, üzüm ülkesi burası. Beşer bin ton patates, domates, buğday, arpa, yulaf ve mısır alıyoruz. İyi de neden? Neden? Ne var ya bu İşin Sudan'da? bu tablo kalsın, iki tanesini söyleyeceğim sadece. Balda dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük üreticisiyiz ve balı bile başkasından alıyoruz. Yani bu bile açıkçası bizim bazı şeyleri acilen masaya yatırmamız gerektiğini söyleyeceğim. Mesela ben yaylalardan biliyorum. Tereyağı inanılmaz bir fiyatlara yükseldi. Özellikle de marketlerde bunu en ucuzluk marketlerinde bile. Peki bu nasıl mümkün? Çayırlar kesilmiyor. İnsanlar üretimden vazgeçti. Et sorunu yok, yem sorunu var diyor. Yemcilere gidiyorum ki vallahi biz yemi ayakta tutabilmek için yaptığımız fedakarlıkları bilsen onlar da haklı. Peki ne oluyor? Biz elekle su taşıyoruz. Biz elekle su taşıyoruz. Ya da çözüm için işte Tarım Bakanlığı ikide bir böyle enteresan yalanlar sıralıyor. Havanda su dövüyoruz. Havanda dövdüğümüz suyu elekle taşıyoruz. Sonra gelip burada şikayet ediyoruz. Yani varlık içinde yokluk çekmenin bundan başka bir şiirsel anlatımı olur mu? Destansı bir anlatımı olur mu? Şimdi az önce gri listeden söz ettik. Şimdi neden biz böyle yapıyoruz? Yabancı para vermiyor, ne yapalım? Biz de acaba işte böyle kirli paradan vesaire komisyonlarla mı bu ülkeyi götüreceğiz ve bunu nereye kadar götüreceğiz? Artı bunun yanı sıra enflasyonu çözmek için hiçbir politika geliştirmiyoruz, çözer gibi yapıyoruz. Sonra ben şunu niyeti de görmeye başladım. Acaba bu hükümetin enflasyonu çözme diye bir derdi var mı? Seçim geçti. Kaç gün oldu? 2 ay geçti üstünden değil mi? Peki hala niye bu anti-enflasyonist politikalar devreye alınmıyor? Ben bunu çözmüş değilim. Yani yenin mi dar, elin mi dar? Nedir? Yurt dışından para gelmiyor. Onların radarındaydık ama onlar da diyorlar ki biraz daha bekleyelim. Neden bekleyelim?